Tayyip Erdoğan'la kardeş olmak. Bu ileride de sorulabilecek bir soru ama şimdi de cevap verebilirsiniz. Ama Tayyip Bey nedense biraz hızlı geçiyor o sayfayı. Siz belki biraz açabilirsiniz. O döneme ait neler hatırlıyorsunuz? Tayyip Bey'e ilişkin hatırladığınız şeyler neler? Tabii o dönem gerçekten şu süre içerisine sığdırılabilecek bir anlatımla geçiştirilemez. Gerçi az evvel kendileri ifade ettiler. Çok prensipli, ilkeli, disiplinli bir pederbeyimiz vardı. Kendilerinin tabii yatılı olması bizim aile içerisinde bugün tasavvur edilebilen bir abi kardeş ilişkisi bizde hiçbir zaman olmadı. Çünkü abim gerçekten o dönemlerde bile çok sosyaldi. Sivil hareketlerin içerisinde muazzam bir şey vardı. Zamanının çoğunu o dönemde o kesim alıyordu. Tabii bizim kendisini görme şansımız pek yoktu. Benim de 80'li yıllara kadar, zaten size demin bir portre verdiler 80'li yıllara kadar. Kendileri o yoğunluk içerisindeydi. 80'li yıllardan sonra benim bir yurt dışı hayatım başladı. 7-8 senede ben yurt dışında oldum. Yine tabii kendisiyle koptuk. Aynı çatı altında olmamıza rağmen. 80'de kendileri dediler ki artık gitme. Yani ben yalnızım. Sürekli dışarıda konferanslarım var. Ülke içi, ülke dışı. Pederbeyimiz tabii ki bayağı yaşlıydı. Benim hanım da aynı çatı altındaydı. Dairelerimiz yan yanaydı. Ben de burada pek rahat olamıyorum. 88'de ben yurt dışındaki işimi noktalayıp burada kaldım. Fakat kalmamıza rağmen yine evi abim bir otel gibi kullanıyor. Yine biz görüşemiyoruz. Yani hatta bir gün çocuklardan bir tanesi, küçük kız olacak galiba, Sümeyye kapıya bir yazı yazmıştı. Yani baba seni çok özledik artık. Çünkü çocuklar bile o özlem içerisindeydi. Gerçekten kendisi çocukluğumuzdan beri maalesef, yani ben bugün bir abi kardeş, o anlatılan bir abi kardeş disiplin içerisinde bizim geçti hayatımız. Ama o özlem duyulan bir abi kardeş ilişkimiz olmadı. Neden? Çünkü kendisi evin çok dışındaydı. Zamanının çoğunluğunu evinin dışı alıyordu. Böyle bir hayatımız vardı. Böyle bir yaşam şekli vardı. Bu konudan tabii ki memnun musunuz? Ben belli bir noktada memnunum diyemem. Niye? Çünkü belli dönemler içerisinde kendisiyle istişare etmem gereken bir takım şeyler oluyor. Bu şansları biz elde edemedik. Maalesef böyle bir kopukluğumuz oldu.